Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. FED faiz kararını nihayetinde açıkladı. 25 bas puanlık bir indirim söz konusu ve bundan sonraki günlerde, aylarda da yeni bir faiz indirimi yapmama sinyalini verdi. Yani bu yılın tek faiz indirimi olacak muhtemelen bu. Peki sevgili dostlarım ben sizlere ne demiştim? Bir kez daha hatırlatayım isterseniz. FED ya pas geçecek ve bu sene bir daha da faiz indirimi konusunu hiç açmayacak ya da indirirse maksimum 25 bas puanlık bir indirim yapacak ama bu son faiz indirimi olacak diye sizlere ısrarla söylemiştim sevgili dostlarım. Tüm piyasanın beklentileri FED'in en az 2 veya 3 hatta 4 faiz indirimi daha yapması yönündeydi. Hatta bu faiz indiriminde en az 50 bas puan civarında yapması yönündeydi. Ve ben de ısrarla hayır FED böyle bir indirim yapmayacak diye sizleri uyarmaya çalıştım. Yine piyasa ekonomistleri şunu söylediler sizlere ısrarla. Dediler ki FED'in faiz indirimleri sonrasında Amerika'dan Türkiye'ye oluk oluk dolar akacak. Bu nedenle de Türkiye'de dolar değer kaybedecek, Türk lirası değer kazanacak, pozisyonlarınızı ona göre alın dediler. Ben de size ısrarla dedim ki aman ha dikkatli olun. Fed'in bu faiz indirimi belki de son faiz indirimi olacak. Yapsa yapsa mecburen 25 bas puanlık bir indirim yapacak ve uzun vadede yeni bir faiz indirimi gelmeyecek. Çünkü Amerika'nın ekonomik koşulları buna uygun değil. Diğer taraftan Amerika'da Fed başkanlarının açıklamaları da buna uygun değil. Çünkü Amerika'da Fed başkanları özellikle istihdam verisi, enflasyon verisi geldikten sonra ısrarlı bir şekilde şu açıklamaları yaptılar. Faiz indirimi yapmayalım. Ya da faiz indirimi yapsak bile minimum düzeyde yapalım ama bu sene tek bir faiz indirimi gerçekleşsin. Yani daha fazla faiz indirimini kaldırmaz Amerikan ekonomisi. Zaten her şey iyi gidiyor. İstihdam verileri iyi geliyor. Enflasyon yükseliş trendine girmiş durumda. Piyasa içi oldukça canlı. Biz yeni bir faiz indirimine gidersek Amerika'da enflasyon canavarını hortlatırız. Aman ha dikkat. Bu nedenle biz dünyayı kurtaracağız diye Amerikan ekonomisini patlatmayalım diye ısrarla açıklama yaptılar. Oysa bizim ekonomistlerimiz çok enteresan bir şekilde bu açıklamaların hiçbirini dikkate almadılar. Sadece Powell'ın piyasayı rahatlatmak, piyasanın gönlünü hoş etmek, Trump'ın gönlünü hoş etmek için yaptığı açıklamaları baz aldılar ve sizlere bunları anlattılar. Ve bunun sonrasında da aynen şu intiba, şu imajı ısrarla, biraz önce de söyledim, bir kez daha söyleyeceğim. Şu imajı ısrarla yaydılar ve piyasaları buna göre hareketlendirdiler. Türkiye'ye oluk oluk dolar akacak. Borsayı bu haberle yükselttiler, doları bu haberle aşağıya çektiler. Burada gereksiz bir beklenti oluşturdular. Oysa eminim, adımın Selçuk Geçer olduğu kadar eminim, onlar da benim okuduğum haberleri okuyorlardı. Ama işlerine gelmedi. İnanmak istemediler, duymak istemediler, görmek istemediler. Pozisyonlarına göre hareket ettiler. Evet sevgili dostlarım, aynen böyle pozisyonlarına göre hareket ettiler. Dün çıkmışlar suratları kireç gibi. Televizyon kanalında görüyorum onları, televizyon kanallarında görüyorum. Suratları kireç gibi ve sürekli olarak Powell'a giydirmeye çalışıyorlar. Powell şöyle hatalı yaptı, Merkez Bankası'nı doğru düzgün yönetmiyor. Böyle bir şey olmaz, Trump onu görevden almalı, bir dahaki seçimlerde başa gelemez falan gibi böyle açıklamalar yapıyorlar. Bakın göreceksiniz, Powell takır takır tekrar seçilecek. Çünkü Merkez Bankası başkanları Powell'ın doğru yaptığını biliyorlar. Hatta onu seçecek olan Merkez Bankası başkanları zaten bu kararı verdiler. Powell tek başına ben yaptım ettim oldu demedi ki. Orada bir oylama yapıldı ve sonrasında 25 bas puanlık indirim yapılmasına karar verildi. Yani anlayacağınız sevgili dostlarım, biz ısrarla pembe bir tablo çizmeye devam ediyoruz. Biz ısrarla kendi kendimizi kandırmaya devam ediyoruz ya da kendi kendimizi kandırmaya çalışmaya devam ediyoruz. Velev ki çok yüksek bir faiz indirimi olsaydı Amerika'da ve arka arkaya faiz indirimleri devam etseydi yine Amerika'dan öyle oluk oluk
dolar Türkiye'ye akmayacaktı ki. Türkiye'nin ekonomik koşulları belli, Türkiye'nin CDS'leri belli. Şimdi diyorlar ki Türkiye'nin CDS'leri düştü, 347-350 aralığına geldi. Onun için dünyadan para bulmamız daha da kolaylaştı. Hiç de öyle değil tablo. Yani hala bizim CDS'imiz 3,5'un üzerinde. Her an tekrar 5'e gelebilir, puan olarak söylüyorum. Yani 350 bas puanlık bir CDS her an tekrar 500 bas puana çıkabilir. E böyle bir durumda bizim zaten kredi bulmamız diğer bir yığın faktörün yanında bir de CDS'lerin yükselmesiyle daha da zorlaşacak. Dolayısıyla Fed'in faiz indiriminin öyle bize çok da büyük bir katkısı olmayacağını sizlere ısrarla söylemiştim. Bakın tekrar ediyorum. Sizlere birebir söylediğimi tekrar ediyorum. Dedim ki zamanında çektiğim hem de birkaç video çektim. Bu videolarda size ısrarla dedim ki Fed faiz indirmeyecek. İndirse bile maksimum 25 bas puanlık bir indirim gerçekleştirecek ve bu da son faiz indirimi olacak. Bakın Powell'un dünkü açıklamasına, o da diyor ki bu son faiz indirim. Yani uzun uzun açıklamasını sizlerle paylaşmıyorum. Çıkan sonucu sizlerle paylaşıyorum. Diyor ki bu son faiz indirimi kardeşim. Amerikan ekonomisini izlemeye devam edeceğiz. Eğer ki ekonomi böyle devam ederse biz de herhangi bir faiz indirimi yapmayacağız. Gerek yok. E haklı adamlar. Yani işsizlik verileri çok iyi geliyor. Son 50 yılın en iyi seviyesinde. Sürekli olarak istihdamını arttırıyor. Piyasa canlı. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Kademe kademe küçük küçük de olsa yükseliyor. Konut satışları yine son 10 yılın en iyi seviyelerinde. Dolayısıyla böyle bir ortamda neden Amerika tutsun da arka arkaya faiz indirimleri yapıp bizim gibi ekonomisini bir balon haline getirsin? Kimsenin böyle bir niyeti yok. Aslına bakarsanız Trump'ın da niyeti yok. Yine dünkü videomda da söylemiştim. Bakın demiştim, dolar endeksi yani dünyada işlem gören dolar endeksi bir yükseliş trendinde. Bu nedenle Fed'in faiz indirim ihtimali azalıyor. Yani Fed sert faiz indirimleri yapacak diye dolar endeksi düşmüştü. Ama daha sonrasında gelen verilerle birlikte dolar endeksi yönünü yukarı çevirdi ve endeksin trendi yukarıya gösteriyor. Bakın tüm dünya para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor Türkiye haricinde diye sizlerle dünkü videomda daha paylaşmıştım. Ama ısrarla o cicili bicili televizyon kanallarında çıkan ekonomistler, sözde ekonomistler, bana göre ekonomist falan değiller, trader onlar. Yani piyasa işlemcileri çıkıp bu cicili bicili televizyon kanallarındaki yorumlarında işte Fed 50 bas puan indirecek. Ya izliyorum, soruyu soran arkadaş bile ısrarla şunu söylüyor. Şimdi Fed diyor 50 bas puan indirdikten sonra bir 50 bas puan daha indirir mi? Sanki indirmiş de indirmeye devam edecek. Ya da o arkadaş Fed başkanının kankası, yakın arkadaşı, Fed başkanı da aptal, bütün politikalarını, uzun vadeli politikalarını, kısa vadeli politikalarını onunla paylaşıyor. Diyor ki kanka 50 bas puan indireceğim ben. Sen televizyonda ona göre konuş. O da o kadar emin bir şekilde 50 bas puan indirilecek diyor ki inanamadım sevgili dostlar. Karşısındaki yorumcu da düzeltmeye bile çalışmıyor. Ya bir dakika arkadaş, 50 bas puan indireceğim nereden çıkarttın? Bak bu adamlar bu açıklamaları yaptı. Amerika'daki veriler bu şekilde. Sen bunu böyle söylemekle insanları yanlış yönlendiriyorsun demedi. O sırada dolar 5.50 seviyesine kadar gevşedi sevgili dostlar. Oluşturdukları yanlış algıyla. Evet, oluşturdukları yanlış algıyla. E sonra ne oldu? Fed kararını saat 9'da açıkladı. Dolar bir anda 5.58 hatta 5.62 seviyesine kadar yükseldi. Şimdi hak mıdır bu? Bir yığın insan Forex'te patladı. Kaldıraçlı işlemlere, Forex'e yönlendirdikleri insanların hepsi patladı. Çünkü herkes de 5 beklentisi yarattılar sevgili dostlarım. Fed'e bağlı olarak. Bakın başka hiçbir veriyi kullanmadan sadece Fed'e bağlı olarak. Oysa Türkiye'nin gerçeklerini ben size ısrarla söylüyorum. Bizim meselemiz Fed değil diyorum. Bizim meselemizi Fed haline getirenler size yanlış bilgi veriyor diyor. Bizim başka çok daha önemli beklentilerimiz, verilerimiz, sıkıntılarımız var. Onun için Türkiye'de doların düşme ihtimali çok az diyorum. Hızlı bir kur şoku atağa gelebilir diyorum. Bu konuyla ilgili sizi uyarıyorum. Ama sadece Fed beklentisiyle son 1-1,5 aydır dolarımızın üzerinde korkunç bir baskı oluşturdular sevgili dostlar. Ve bu sayede de yabancılar ucuzdan ucuzdan doları topladılar. Evet,
ya da spekülatörler ucuzdan doları topladılar bu seviyelerden. Tam işlerine gelen seviyeydi, biliyor musunuz? Yani 5.50-5.60 aralığından istedikleri gibi maliyet oluşturdular. İstedikleri gibi. Ve bugünden sonra bakın göreceksiniz, takır takır dolarda önce kademe kademe, ardından da Merkez Bankası'nın şimdi bizim Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrasında hızlı yükselişine devam edecek. Ha, bir soru daha. Hadi bakalım, şimdi bizim Merkez Bankası Başkanı 425 bas puanlık bir indirim yaptı. Havada kaldı bu iş. Havada kaldı. Bundan sonraki aylarda da faiz indirimine devam edeceğini söyledi. Bakalım faiz indirimlerine devam edebilecek mi? Çünkü onların da beklentisi Fed'in güçlü bir faiz indirimi yapması ve bunu sürekli hale getirmesi, yani devam ettirmesiydi. Bu yıl en az 3-4 tane daha faiz indirimi yapmasıydı. E Fed ben faiz indirimi yapmayacağım artık diyor. Bizim Merkez Bankası ne yapacak acaba? Bizim Merkez Bankası çıkıp da ben bir 400 bas puan daha indiriyorum, ben bir 300 bas puan daha indiriyorum, ben faizimi tek haneye indiriyorum diyebilecek mi? Ya da dediğini yaparsa, yani gerçekten faizi söyledikleri gibi agresif bir şekilde tek haneli seviyelere doğru götürmeye kalkarsa, bu arada Fed beklentisi de çöp oldu zaten. Diğer tüm beklentilerde olumsuz gelmeye devam ediyor. Güven endeksi, özellikle ekonomik güven endeksi dibe doğru gidiyor. Bir anda 3 puanlık bir düşüş kaydetti Türkiye'de. Enflasyonist baskı her ne kadar öyle deseler de dolara bağlı olarak sıkıntılı. İşsizlik verileri mevsimsel etkilerden dolayı düştü ama önümüzdeki aylarda yükseliş trendine girecek. Özellikle gıda fiyatları yine mevsimsel nedenlerden dolayı biraz gevşedi. Ama önümüzdeki aylardan itibaren gıda fiyatları hızlı bir şekilde yükselecek. Doğalgaza zam gelecek diye ısrarla söylüyordum sizlere. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Doğalgaza ciddi bir zam gelecek diyordum. Bakın yine %15'lik zam da doğalgaza geldi. Elektriğe, suya gelen zamları, şekere gelen zam mı, çaya gelen zam mı, bilmediğimiz tüm ürünlere gelen zamları anlatmıyorum bile sizlere, söylemiyorum bile. Ve bu koşullarda bizimkiler çıkmış ısrarlı bir şekilde, merak etmeyin Türkiye ekonomisi harika gidecek, ekonomi düzelecek. Bir de tüm dünyanın tersine, tüm dünyada gelişmekte olan ülkelerde para birimleri değer kaybederken bizim Türk liramız değer kazanacak diye borazanlık yapmaya devam ediyorlar sevgili dostlar. Yazık günah, yazık günah. Bu kadar çok yanlış bilgi bu vatandaşla paylaşılmaz. Gerçekten yazık günah sevgili dostlar. Yani küçük yatırımcı bu kadar yanlış yönlendirilmez. Üstelik doğru söyleyenleri de dokuz köyden kovarlar hikayesi o kadar doğru ki. Biz burada sizlerle doğruları paylaşmaya çalıştığımız an hemen infaz kurumu devreye giriyor. Hemen iftira kurumu devreye giriyor. Ve hemen başlamışlardı biliyorsunuz. Özellikle o bir takım gazeteler ve cicili bicili televizyon kanallarında, ekonomi kanallarında. Bizimle dalga geçenler, şimdi neredesiniz çıkıp konuşsanız da, suratınız kireç gibiydi dünya. Utancınızdan o masanın altına girmek istiyordunuz, belliydi suratınızdan. Ama hala üste çıkmak için yok Powell yanlış yaptı, Powell. Tabii Powell sizden daha az biliyor değil mi? Onun için Amerikan ekonomisi sürekli olarak yukarıya doğru hareket ediyor ve ivmeleniyor. Powell sizden daha kötü okuyor piyasayı, Amerikan ekonomisini ve o nedenle de yanlış bir karar verdi faizle ilgili, öyle mi? Hiçbiriniz görmediniz mi Amerikan istihdam verilerini, hiçbiriniz görmediniz mi Amerikan konut satışlarını, hiçbiriniz görmediniz mi Amerika'daki çekirdek enflasyonun son 17 ayın en yüksek seviyesine geldiğini? Hiçbiriniz görmediniz mi diğer Fed başkanlarının açıklamalarını? Hepiniz takır takır gördünüz ama vatandaşla paylaşmak işinize gelmedi. Çünkü pozisyonunuzun tersinde bir durum söz konusuydu. Eğer ki pozisyon alacağınıza pozisyon almadan şeffaf bir şekilde, tarafsız bir şekilde, yani önce paranızı düşünmek yerine önce vatandaşı düşünerek yorum yapmış olsaydınız zaten o açıklamaları yapmaya utanırdınız. Sevgili dostlarım, evet tablo aynen bu şekilde. Fed faizini indirdi, 25 bas puanlık bir indirim yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten bu kadarlık bir indirim bekliyorduk. Bu indirimi de gerçekleştirdi.
önümüzdeki günlerde, aylarda yeni bir faiz indirimi yapmayacağını da işaret etti. Aynen söylediğimiz birebir gerçekleşti. Ve bundan sonraki söyleyeceklerimizin de birebir gerçekleştiğini çok net bir şekilde göreceksiniz sevgili dostlar. Kim ne derse desin. Bakın göreceksiniz. Dolarda da çok ciddi bir kur şoku. Evet, çok ciddi bir kur atağı yaşanacak önümüzdeki günlerde. Birazcık bekleyin. Şimdilik faiz indirmeye çalışıyorlar. Bir indirsinler bakalım. Bu Fed'in faiz indirmemesine rağmen faizi bir indirsinler bakalım. Sonrasında yaşanacak kur şokunu hep birlikte göreceğiz sevgili dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın.